Öncelikle kromatogram ve kromatografi kavramlarını bir tanımlamak gerekiyor. Bundan bir önceki eğitimde kromatografiyi aslında tanımlamıştık. En basit tanımıyla biz kromatografiye analitik ayrım tekniği adını veriyoruz. Aslında bir ayrım tekniğidir. Yani tekniğin adı kromatografi. Kromatogram ise bizim kromatografi ile elde etmiş olduğumuz, dedekte etmiş olduğumuz piklerin zaman ve dedektör şiddetine karşı iki boyutlu olarak grafik haline getirilmiş şeklidir. İki boyutlu olarak grafikleştirilir kromatogramlar. Şu yandaki resimde de gördüğünüz üzere şurada dedektör şiddetimiz var. Y eksenimizde, X eksenimizde de zaman var. Zamana karşı dedektör şiddetini iki boyutlu olarak görselleştiren grafiklere kromatogram diyoruz. Kromatogramda elde ettiğimiz şiddetlere de pik deniyor arkadaşlar. Bunlar bizim kromatogramda almış olduğumuz moleküllerimizin ya da bileşiklerimizin pik olarak şekillendirilmiş halidir. Piklerin altında kalan alandan da biz miktar tayini analizlerini gerçekleştiririz. Kromatogramda elde edilen bu pik alanları bize maddelerin miktarlarını analiz etme imkanı sunar. Şimdi kromatografide önemli parametreler var. Başta da saydığımız üzere yaklaşık 7 parametreyi biz kromatografide önemli parametre olarak sıralıyoruz. Bunları sırasıyla inceleyelim. Alıkonma zamanı az önceki kromatogramda da görmüş olduğunuz gibi bizim zamana karşı dedektör sinyali olarak aldığımız pikin çıktığı dakikadır. Biz bunu nasıl ifade ederiz? Enjeksiyonun kolona verildiği süreden dedektöre ulaşıp çıktığı süreye kadar olan zaman ifadesine biz alıkonma zamanı diyoruz. Yani 0. dakikada dedektöre, kolona numune enjekte edildi. Kolondan çıkıp dedektöre ulaşıp dedekte edilene kadar geçtiği zamana biz alıkonma süresi diyoruz. Alıkonma süresini kromatografide etkileyen başlıca parametreler var. Kolonun özelliği oldukça önemli. Zaten alıkonma süresini en çok etkileyen şeylerden birisi de kolonun özelliğidir. Kolonun bulunduğu ortamın sıcaklığı. Bunu HPLC bileşenlerinde kolon fırınında yüzeysel olarak değinmiştik. Kolon fırınlarında kolon sıcaklıkları belirlenen sıcaklıklarda sabit tutularak piklerin tekrarlanabilir olmasını sağlıyor. Hareketli fazın bileşimi oldukça önemli. Ters faz kromatografisinde nasıl bir hareketli faz kullanacaksınız? Normal faz kromatografisinde nasıl bir hareketli faz kullanacaksınız? Bunların kolonla etkileşimleri nasıl olacak? Oldukça önemli. Hareketli faz bileşimi alıkonma zamanını etkileyen faktörlerden biri. Sabit fazın tipi ve özellikleri, evet, aslında bu kolon özellikleriyle bir alt başlık olarak açacak olursak, sabit fazımız ters faz mı, normal faz mı, C18 mi, amin grupları mı var gibi özellikler bizim alıkonma süremizi oldukça etkiliyor. Sabit faz, hareketli faz, analit arasında olan moleküller arası etkileşimler. Zaten ilk eğitimimizde de ne demiştik? HPLC sisteminin temel mantığı sabit faz, hareketli faz ve analit arasındaki moleküller etkileşimlere dayanıyor. Yani biz ayrımı bu üç faz arasındaki etkileşimle sağlayabiliyoruz. Onun için de alıkonma süresinde oldukça önemli. Bir diğer başlığımız kapasite faktörü, alıkonma faktörü olarak da adlandırılabiliyor. K üssü ifadesiyle genellikle belirtilir. Bu da şu demektir arkadaşlar. Alıkonma zamanından farklı olarak kapasite faktörü enjeksiyonun kolona verildiği süreden dedektöre ulaşıp çıktığı süreye kadar olan zamanın ifadesi. Şimdi bunu şöyle ifade etmek gerekiyor. Bir sonraki slayta bir geçeyim. Sonra tekrardan geriye döneceğim. Şurada görmüş olduğunuz aslında bizim arkadaşlar bir dakika. Şöyle geri alalım bunu. Burada bir şu bizim kolonumuzun yan kesiti olarak görebilirsiniz. Kolonumuzun çapı, kolon uzunluğu ve kolonumuzun içerisine doldurulmuş moleküller, partikül olarak da adlandırıyoruz. Partiküller. Kolonun başlangıç noktası şu kısım. Enjeksiyonu buradan veriyoruz. Buradan da ayrılan moleküllerimiz dedektöre ulaşıyor. İçerisinde de partiküller çeşitli oranda dizilmişler. Kromatografik kolonunu bu şekilde görüyoruz.
Ve şöyle düşünün. Ben enjeksiyonu verdim. Enjeksiyonu vermeden önce biz kolonu şartlıyoruz. Kolonda hareketli fazında içerisinde çözücünün de belli bir oranda bir piki çıkar. Buna biz ölü alanda gelen ölü hacim piki deriz. Hareketli fazı kolona verdiğimizde kolonun içerisinde hiçbir şekilde mobil faz olmadığını düşünün. Mobil faz tüm bu boşlukları dolduracak. Boşlukları doldurduktan sonra moleküllerin dışında kalan tüm boşluklar dolduktan sonra dedektöre ulaşan ilk mobil faz pikimize biz T0 piki diyoruz. Bakın şurada görmüş olduğunuz pik bizim T0 pikimiz. Yani hareketli pikin alıkonma zamanı. Hareketli pikin alıkonma zamanını bizim normal analitik pikimizin alıkonma zamanından çıkararak oranladığımız orana da kapasite faktörü deniyor. Ve TR de burada analitik pikinin alıkonma zamanı olarak ifade ediliyor. Şurada bakarsanız TR eksi T0 bölü T0 ifadesi bize K üstünü veriyor. Ve bu ifadeye biz kapasite faktörü diyoruz. İlk çıkan pikimizin kapasite faktörü düşük. Çünkü şuradan oranladığınızda örneğin 5. dakikada çıkan pikimizin kapasite faktörü daha sonra çıkan pikin kapasite faktöründen düşük olarak görünüyor. Bunu da zaten oranlarsanız örneğin T0'ımız 1 olsa TR'miz de 5 olsa 5 eksi 1 bölü 1'den buradaki değer 5 olur ve düşük kapasite K değerine sahiptir. Yüksek K değeri ise örneğin bu da 10. dakikada çıkmış olsun. 10 eksi 1 bölü 1'den buradaki K değerimiz 10 olmuş olacak. Şimdi bir sonraki slayta geri dönelim. Biz burada T0'ı nasıl hesaplıyoruz? T0 hesaplama aslında kapasite faktörünü hesaplarken oldukça önemli. Bugün bu T0 değerini biz cihazlara hesaplatabiliyoruz. Ya da farklı kimyasallar kullanarak T0 değerini tespit edebiliyoruz. Formülize edecek olursak burada T0 değerini bizim küp hacmi pi r kare h'tan porositi ile çarparak akış hızına bölersek T0 değerini yani hareketli fazın alıkonma zamanını tespit etmiş oluyoruz. Porositi dediğimiz kavram aslında şu oluyor. Tek bir molekülü büyüttüğümüzde şu molekülün yapısını gösteriyor. Porositi gözeneklilik anlamına geliyor. Moleküllerin hepsinin çeşitli dolgu maddesi moleküllerinin hep birçoğunun çeşitli gözenek yapıları var. Bazıları çok simetrik şekilde gözenek yapılarına sahipken bazıları karmaşık, kompleks, derinlemesine ve boydan boya ulaşan gözenek yapılarına sahip. Bazıları ise hiç gözeneksiz, sadece yüzeyi ince bir film tabakasıyla çok ince gözenekli yapılardan oluşmuş. Porositi kavramını bizim çoğu zaman tespit etme imkanımız yok. Bazı üreticiler, kolon üreticileri porositiyi sertifikalarında sunuyor. Kolonun porositisi, gözenekliliği şu değerdedir diyebiliyor. Ama genellikle bunu tespit etmek oldukça zor. Bu gibi durumlarda biz T0'ı direkt cihazda boş kolona sadece numune enjekte hareketli faz enjekte edip akabinde nitrat iyonu ya da üre gibi kolonda hiç tutunmayan özellikle ters faz kromatografisinde C18 kromatografide hiç tutunmadığını düşündüğümüz bir molekülü vererek T0'ı tespit edebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Bizim hareketli fazımızla %100 aynı özelliği gösterip tamamen hareketli fazımıza ilgi duyan ama kolonumuzun silika yapısına, kolonumuzun dolgu yapısına hiç ilgi duymayan bir molekülü enjekte ederek çıktığı dakikayı T0 olarak alabiliyoruz. Genellikle biz metot geliştirme çalışmalarında T0'ı eğer tespit edemiyorsak, porositi veya bu verdiğimiz formülle tespit edemiyorsak, bu tarz bir molekülü bularak kolonda hiç tutunmadığını düşündüğümüz ama hareketli fazda da çok büyük benzerlik gösterip hareketli fazda çok tutunduğunu düşündüğümüz bir molekülü enjekte ederek ilk çıkan piki T0 piki olarak alıyoruz ve bizim analitimizin çıktığı zamanı oranlayarak K değerini buluyoruz. Buradaki örnek üzerinde bir gidecek olursak şöyle bir hesaplama yapalım. Bizim kolon çapımız 0,5 santim diyelim. Kolon uzunluğumuz 25 santim ve akış hızımız 1 mililitre bölü dakika olarak verilmiş olsun. Ve porositi de 0,5 olarak
tespit etmiş olalım. Bunu formülde yerine koyduğumuzda bizim ölü alan piki dediğimiz, ölü hacim piki dediğimiz T0 piki 2.45. dakika olarak tespit edilebiliyor. Tabii bu bizim az önce bahsettiğimiz ideal durumlarda eğer porositeyi bilebiliyorsak T0'ı bu şekilde hesaplayabiliriz. Ama dediğim gibi metot geliştirme çalışmalarında genellikle bu formül üzerinden değil, bildiğimiz bir tane tutunmayan molekül olarak bildiğimiz bir molekülü enjekte ederek, genellikle bu üre olabilir, buna benzer farklı moleküller olabilir. Bunları enjekte ederek metot geliştirme çalışmalarında T0'ı tespit ederek kapasite faktörünü buluyoruz. Az önce de gördüğümüz gibi T0 burada 2.45 olarak gösterilmiş oluyor. Kapasite faktörünü etkileyen etmenler neler? Az önce dediğimiz gibi formülde de görüyorsunuz kolon özellikleri oldukça etkili. Kolon sıcaklığı, hareketli fazın bileşimi, sabit fazın tipi ve özellikleri, sabit faz, hareketli faz ve analit arasında olan moleküller arası etkileşimler bizim kapasite faktörümüzü oldukça etkiler. Akış hızından kapasite faktörü etkilenmez. Akış hızından bağımsızdır. Alıkonma süreleri akış hızıyla değişir. Ancak kapasite faktörü sabit kalır, değişmez. Hareketli fazın gücü değiştirilerek kontrol edilebilir. Yani biz akış hızımızı değil de kapasite faktörünü değiştirmek istiyorsak hareketli fazın bileşim oranlarıyla oynamamız gerekir. Bu da metot geliştirme çalışmalarında bizim piklerimizi ayırma noktasında bize oldukça fazla yol gösterir. Biz eğer kapasite faktörünü arttırmak istiyorsak öncelikle yapmamız gereken hareketli fazın gücü dediğimiz, yani karışım oranlarını değiştirmemizdir. Eğer bir %70 su, %70 metanol bir hareketli fazınız varsa buradaki metanol su oranlarıyla oynayarak siz kapasite faktörünü değiştirme imkanınız vardır. Bu seçeneklerden biridir. Rezolüsyon üzerine büyük etkisi vardır kapasite faktörünün. Düşük çıkış zamanlarında rezolüsyon sıfıra yaklaşır. Rezolüsyon dediğimizde bir sonraki slaytlarda göreceğiz. Aslında ayrım gücüdür. Bizim daha çok kompleks yapılardaki piklerimizi ayırma gücümüze biz rezolüsyon diyoruz. Ona da birazdan değineceğiz. İdeal K değeri nedir? Sorusunun en iyi cevabı 1 ile 10 arasında olmasıdır. Genellikle 1 ile 20 arasında değerleri belki bazı yerlerde görebilirsiniz. Karşınıza çıkar ama ideal K değeri 1 ile 10, hatta 2 ile 10 arasındaki değerler ideal K değeri, yani kapasite faktörü değeri olarak tanımlanabilir. K değeri küçük olduğu zaman, az önce de bahsettiğimiz gibi 1'in altında bir K değeri elde ediyorsanız bizim ayrım gücümüz oldukça küçüktür. Biz kompleks yapılardaki bileşikleri kromatografide ayıramıyoruz demektir. Bu da bizim dedekte etme imkanımızı azaltır. Doğru sonuç verme imkanımızı azaltır. Rezolüsyon 2 ile 10 arası olduğu zaman iyi rezolüsyon sağlanır. Yani K değerimiz 2 ve 10 arasındaysa biz sistemde çok iyi rezolüsyon sağlayabiliriz. K değeri arttıkça rezolüsyonu değil ayırma süresini artırır. Evet, bu çok önemli bir parametre arkadaşlar. Şu iki kriter bazen yanlış yapılabiliyor. Özellikle metot geliştirme çalışmalarında kapasite faktörünü arttırayım derken kapasite faktörünü arttırarak rezolüsyonu arttırılacağı düşünüyor. 10 dakikalık bir metot 20 dakikaya, hatta 30 dakikaya, hatta 40-50 dakikalara çıkartılabiliyor. Aslında K değeri 20'nin üzerine 20'lere yaklaştıkça biz rezolüsyonu arttıramıyoruz. 10 değerinin üzerinde rezolüsyon çok artmıyor. Sadece analiz süremizi arttırıyoruz. Onun için K değerinin 10'un üzerine çıktığımızda eğer rezolüsyonu hala sağlayamadıysak, yani ayrım gücünü, yeterli ayrım gücünü sağlayamadıysak farklı yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Rezolüsyonu biraz sonra inceleyeceğimiz yöntemlerle arttırmaya çalışmamız gerekiyor. Burada şunu anlıyoruz. Aslında burada anlamanız gereken önemli etken kapasite faktörünün K değerinin rezolüsyonla yakından ilgisi olduğunu anlamanız yeterli. Evet, teorik plaka sayısı. Teorik plaka sayısı da kromatografi sisteminde önemli parametrelerden biri. Biz bunu etkinlik olarak da adlandırabiliyoruz veya teorik plaka sayısı olarak da adlandırabiliyoruz. Yanda görmüş olduğunuz pikten eğer anlatmak gerekirse, pikin tepe noktasından zeminine kadar bir tane çizgi indiriyoruz. Ve diğer taraftan da sağ ve sol her iki pikin iki tarafından da çizgi indirerek baseline'da, yani taban çizgisindeki
taban genişliğini tespit ediyoruz. Şu V dediğimiz bizim baseline'daki taban genişliğimiz. V 1 bölü 2 ise yüksekliğin yarı yüksekliğinde, yani %50 yükseklikteki pikin genişliği anlamına gelir arkadaşlar. Biz teorik plaka sayısını genellikle farklı kolonların etkinliklerini karşılaştırmak amacıyla kullanıyoruz. Örneğin bir metot geliştiriyorsunuz. Metotta bir kolon kullandınız. Bunun teorik plaka sayısı 10.000, 10.000'lerde. Farklı bir kolona geçmeye çalışıyorsunuz. Bu iki kolonun etkinliklerini karşılaştırmak amacıyla teorik plaka sayısı kullanılabilir. Veya aynı yöntemde, aynı metotta bir kolonu bıraktınız, farklı bir kolona geçtiniz, metodunuzda analize devam edeceksiniz. O kolonun bir önceki kolonla yaklaşık aynı etkinliği gösterip göstermediğini teorik plaka sayısıyla anlayabilirsiniz. Eğer bir önceki kolonunuzda siz analizlerinizi sağlıklı bir şekilde 10.000 teorik plaka sayısında tanımlıyorsanız, bir sonra geçtiğiniz kolonun teorik plaka sayısının da bu değerlere yakın olmasını beklersiniz. Eğer analizinizde teorik plaka sayınız bir önceki kolona yakınsa, o kolonla analize sağlıklı bir şekilde devam edebilirsiniz anlamına geliyor bu. Nasıl hesaplanıyor? Hesaba bakarsak teorik plaka sayısını n olarak adlandırıyoruz. 16 çarpı pikin alıkonma süresi, yani t, alıkonma zamanı bölü az önce bahsetmiş olduğumuz baseline çizgisindeki pik genişliği olan v'ye bölerek karesini alıp en teorik plaka sayısını hesaplıyoruz. Bunun için 3 tane daha farklı yöntem tanımlanmış. Bunlar da yine alıkonma süresini yarı yüksekliğe bölüp karesini alıp 5.54 ile çarpıyor. Bir diğerinde de alan üzerinden teorik plaka sayısı hesaplanıyor. Bugün biz bunları elle hesaplamaya uğraşmıyoruz. Yazılımlar bize bu imkanı sunuyor. Biz teorik plaka sayılarını zaten cihaz kendisi, yazılım, pikin, siz pikin belirttiğinizde o pikin temel baseline genişliğini biliyor. Bunu tespit edebiliyor. Bu baseline genişliğinden ve alıkonma süresinden teorik plaka sayısını kendisi hesaplıyor. Siz sadece yazılımda bu teorik plaka sayısı kısmını aktif hale getirip metot proses çalışmalarında proses ederken hesaplatabiliyorsunuz. Ya da deneme enjeksiyonlarınızda bunu hesaplatabiliyorsunuz. Teorik plaka sayısı neyi ifade eder? Nasıl biz bunu yorumlarız? Dar pikler elde edilen kolonların etkinlikleri yüksektir. Şimdi biz az önce ne dedik? Kolon etkinliğini biz teorik plaka sayısından tespit ederiz. Etkinlikten kastımız aslında piklerin ne şekilde olduğudur. Biz kromatografide daima dar, sivri ve dik pikler isteriz ve simetrik pikler isteriz. Eğer piklerimiz bu şekilde ise iyi bir kromatografik ayrım ve tespit yaptığımızı varsayarız. Eğer piklerimiz darsa etkinliği de yüksektir deriz bu kolonun. Tam tersini düşünecek olursak geniş ve yayvan pikler veren kolonların da etkinlikleri düşüktür. Dolayısıyla teorik plaka sayıları da düşük olacaktır. Az önce baktığınızda eğer pikimiz çok yayvansa, görüyorsunuz şurada baseline'daki pik taban genişliği artacak. Pik taban genişliği artarsa teorik plaka sayısı da, bölüm olduğu için teorik plaka sayısı da düşecek. Pik taban genişliği ile olan ilişkisini buradan anlayabiliyoruz. Kolon etkinliğinin bir diğer ifadesi de şudur. Kolon etkinliğimiz eğer çok yüksekse maddeleri ayırma gücümüz de o kadar yüksektir. Biz maddeleri kolondan daha kolay ayırabiliyoruz. Kolon etkinliği nelere bağlıdır? Kolon uzunluğu, partikül boyutu, akış hızının bir fonksiyonundan oluşur ve bu parametrelere bağlıdır kolon etkinliğimiz. Tabii bu parametreler değişmesi kolonumuzun basıncını da değiştirir. Kolon uzunluğumuz, partikül boyutumuz, eğer akış hızımız değişirse kolon basıncımız da bu şekilde değişecektir. Kolon basınçlarını biliyorsunuz. Kromatografi sistemlerinin genel bakış eğitimimizde şunu size söyledik. HPL sistemleri 4000 PSI ya da 400 bar ya da 600 barlık sistemler olarak piyasada satılıyor. Biz eğer metot geliştirme çalışmalarında teorik plaka sayısını artırmak için kolon uzunluğumuzla, partikül boyutumuzla ya da akış hızımızla oynuyorsak bu limitlere de riayet etmek zorundayız. Eğer akış hızımızı arttırdığımızda kolon basıncımız 400 barın üzerine çıkıyorsa zaten o sistemde çalışamayız
Eğer 400 band üzerinde biz teorik plaka sayısını bizim istediğimiz ideal plaka sayısına getirebiliyorsak bu kolon bu sisteme uygun bir kolon değildir anlamına gelir bu. Ya da bu sistem bu kolona uygun olmadığı için daha yüksek sistemlere çıkmamız gerekir. UPRC sistemi gibi farklı sistemlere çıkmamız gerekir. Ya da o sisteme ve analize uygun farklı bir kolon arayışına geçeriz. İşte bunlar hep metot geliştirme çalışmalarında bize yön veren maddeler. Biz teorik plaka sayısını artırmak istediğimizde önümüze bazı kısıtlar çıkıyor. Kolon uzunluğu, partikül boyutu, akış hızıyla bağlı olan basınç gibi bir sorun karşımıza çıkıyor. Ayrıca kolon uzunluğu ve akış hızı da bizim alıkonma sürelerimizi de değiştirecek. Belki bizim 10 dakikada yapmak istediğimiz analizi 20 dakikaya, 30 dakikaya çıkaracak. Ve böylelikle de bizim sarf maliyetlerimiz, birim zamanda işletme maliyetlerimiz artacak. Bunların hepsi birer değerlendirme parametresi arkadaşlar. Gelelim seçicilik ayrım faktörüne. Seçicilik kromatograf sisteminde diğer önemli parametrelerden biri. Hatta oldukça önemli bir parametre. Burada bakarsanız biz iki tane kapasite faktörüne iki tane faktör vermiştik. Seçiciliği şu şekilde tanımlıyoruz. Seçicilik iki pikin maksimum arasındaki zamanın ve mesafenin bir ölçüsüdür. Yani biz diyelim ki iki tane pikimiz var. İki pik arasındaki seçiciliği tespit etmek istiyoruz. Yani seçicilik kavramını tanımlayabilmek için bizim en az iki pike ihtiyacımız var. İki pik arasındaki biz seçicilikten bahsedebiliriz. Tek pikin seçiciliği diye bir şey yoktur. Tek pikin kapasite faktörü vardır ama iki pikin seçiciliği vardır. Seçicilik iki pikin aslında tepe noktalarının yani maksimumlarının, tepe noktası dediğimiz noktalar şuralar, maksimumlarının mesafelerinin bir ölçüsüdür, bir ifadesidir. Diğer bir ifadeyle kapasite faktörlerinin birbirinin oranıdır diyebiliriz en basit tabiriyle. Nasıl ifade edilir? Öncelikle biz bir önceki formülle kapasite faktörlerini, piklerini hesaplarız. Birinci pikin kapasite faktörüne K1 dersek, ikinci pikin kapasite faktörüne K2 dersek, K2 bölü K1 oranı yani iki pikin birbirine oranı bize seçiciliği verir. Burada şöyle bir yorumda bulunabiliriz. Eğer seçiciliğimiz 1 ise piklerin tutunma süreleri aynıdır. Yani ikisi kromatografik kolonunda aynı sürede tutunur ve dedektörü aynı sürede gider. Biz o zaman bu pikleri ayıramayız. Yani elisyona sahip değillerdir. Elisyonların aynıdır ve bunları bu sistemde ayırmak mümkün değildir. Seçicilikleri birbirine çünkü çok yakındır. Hatta birebir aynıdır. O zaman burada farklı bir yönteme başvurmamız gerekiyor bu iki piki ayırabilmek için. Seçicilik rezolüsyonla yine oldukça etkili. Bu akşam rezolüsyon kavramını çok fazla duyacaksınız. Rezolüsyon aslında iki pikin ayrım yeteneği, ayrım gücüdür. Rezolüsyonu en sona bıraktık. Rezolüsyon promotor sistemlerinde oldukça önemli bir parametredir. Özellikle kompleks bileşiklerin ayrılmasında rezolüsyon çok çok önemli bir kavramdır. Tek moleküllü bileşiklerde zaten bir rezolüsyondan bahsedemeyiz ama 2 molekül, 3 molekül, 4 moleküllü bir çalışmada rezolüsyon bize oldukça önemlidir. Seçicilik de rezolüsyon üzerinde oldukça etkili bir kavramdır. Hareketli faz ve sabit fazın bileşimiyle değişir. Sıcaklık seçiciliği etkileyen faktörlerden biridir. Sıcaklık arkadaşlar şöyle bir şey var. Kromatograf sisteminde sıcaklık bizim için çok önemli bir parametre. Genel HPLC eğitimin seminerimizde de buna değindik. Kolon fırınları oldukça önemli. Sıcaklığı iyi yönetmek ve kontrol etmek zorundayız kromatograf sistemlerinde. Burada da gördüğünüz üzere ayrım faktörünü, seçiciliği oldukça etkiliyor. Seçicilik bizim iki tepe arasındaki konumsal ilişkiyi ifade eder. Ama pik ayrılması hakkında yani rezolüsyon hakkında bize tek başına bir bilgi veremez. Ayırma faktörü büyük olsa bile tepe noktaları genişse iki iyi ayrılmayabilir. Diyelim ki bizim seçiciliğimiz oldukça güzel. Ama piklerimiz bu kadar keskin değil. Daha yayvan pikler var. Bu pikleri şöyle düşünebiliriz. Şu kalemi açalım. Şimdi bu pikler arkadaşlar şöyle daha yayvan pikler olsun. Şöyle yayvan pikler olsun. Mesela bu K1 pikimiz olsun. Diğer pik de çok yayvan olsun. Ne olacak? Bizim K faktörlerimiz değişeceği için
Bu piklerde biz ayrımımız iyi olsa bile, yani seçiciliğimiz iyi olsa bile, şu piklerin alt genişlikleri arttığı için bizim K faktörlerimiz büyüyecek ve iyi bir seçicilik elde edemeyeceğiz. Bunun için seçicilik tek başına bir parametre değildir diyebiliriz aslında. Tam tersini düşünelim. Seçiciliğimiz oldukça kötü ama sütün için teorik plaka sayımız yüksek. Yani teorik plaka sayımız yüksekse ayrımımız da güzel. Piklerimizin çok sivri ve dik pikler ve dar pikler elde ediyoruz. Ve tepeleri keskin oluyor haliyle. O zaman burada yeterince iyi bir ayrım sağlayabiliriz. Aslında şu görmüş olduğumuz kromatogram bunu ifade ediyor. Bakın burada piklerimiz oldukça keskin, sivri, teorik plaka sayımız mükemmel, piklerimiz simetrik. O zaman burada bizim seçiciliğimiz düşük dahi olsa, bu pikler örneğin şöyle yan yana bile olmuş olsa, şuradan bir açalım. Bu pikler yan yana pikler bile olmuş olsa, şöyle yan yana pikler bile olmuş olsa, bizim eğer seçiciliğimiz düşükse, bakın burada seçiciliğimiz oldukça düşük çünkü K değerleri birbirine çok yakın, oranları da birbirine yakın olacak. Ama piklerimiz sivri ve güzel simetriye sahipse bizim rezolüsyonumuz oldukça güzel, ayrımımız oldukça yeterli olabilir. Yani seçiciliği tek başına değerlendiremiyoruz. Seçiciliği değerlendirebilmek için size bu zamana kadar bahsetmiş olduğum, az önce de kromatografide çok önemli parametrelerden biri olan rezolüsyon, yani ayrım gücünden bahsedeceğiz. Ayrım gücünü gücüyle beraber biz seçiciliği değerlendirebiliyoruz. Baştan beri de bahsettiğimiz gibi seçicilik pikler arası ayrımın bir ölçüsü ve bir kolonun ilgili piklerini ayırma kapasitesini ifade eder. Yani bizim iki pikimizin, şöyle yapalım, iki pikimizin T1 zamanında çıkan pikimizin ve T2 zamanında çıkan pikimizin ayrım gücünü ifade ediyor rezolüsyon. Bu pikler ne kadar iyi ayrılırsa rezolüsyonumuz da o kadar iyidir. Genellikle farmakopilerde rezolüsyonlar belirtilir. Metot çalışmalarında eğer standart bir farmakopi metoduysa der ki örneğin rezolüsyon minimum 1 olacak ya da rezolüsyon minimum 1.5 olacak. İdeal olarak genelde 1.2 ya da 1.5 rezolüsyonları biz yeterli bir ayrım sağladığını düşünerek geçerli bir rezolüsyon miktarı olarak tanımlayabiliriz. Kromatografi çalışmalarında da farmakopilerde genellikle 1.2 ya da 1.5 rezolüsyonlar kabul gören rezolüsyonlardır. Şuradan bakalım nasıl formülize edilebilir? Rezolüsyonu tek bir parametreyle formülize edemiyoruz. Baştan beri de söylediğimiz gibi etkinlik teorik plaka sayısının rezolüsyonla yakından ilgisi var. Seçicilik, az önce bahsettiğimiz seçicilik ayrım faktörünün rezolüsyonla oldukça fazla ilgisi var. Alıkonma kapasite faktörlerinin rezolüsyona etkisi var. Bu ilişkileri formülize ettiğimizde karşımıza şöyle bir ilişki çıkıyor. Teorik plaka sayısının karekökünün 4'e bölümü, ayrım faktörünün 1 çıkarılıp tekrar ayrım faktörüne bölümü, K değerinin K artı 1'e bölümü bize rezolüsyonu veriyor. Günümüzde biz bu rezolüsyonu yine oturup elle hesaplamıyoruz. Yazılımlar buradaki değerleri zaten kendisi hesaplayabiliyor. Görüyorsunuz şu yandaki kromatogramda baktığımız zaman piklerin yine tepeden aşağıya bir çizgi çektiğimizde, bunu siz mesela bir kromatogram üzerinde çıktı alarak yapabilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Cetvelle tepenin tepe noktasından, yani şu noktanın tam sivri ucundan pike paralel bir şekilde aşağıya cetvelinizi çizip şu noktayı belirleyeceksiniz ve karşısından da aynısını çizip belirleyeceksiniz. Şu iki nokta arasında kalan bölge, yani şurası bizim taban genişliğimizi veriyor. Gördüğünüz gibi taban genişlikleri ve yarı yükseklikteki taban genişlikleri tespit edilerek ayrım faktörü, kapasite faktörü ve teorik plaka sayılarını belirliyor cihaz. Siz bunları oturup cetvelle çizerek de kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bunları çarparak rezolüsyonu hesaplıyor. Bunların matematiksel ispatları var. Akademik çalışmalarda çok sık yer alıyor. Bunlar üzerine yazılmış akademik kitaplarda rezolüsyonun matematiksel ispatı yer alıyor. Bunları detaylı ince öğrenmek isterseniz
Oralardan bakabilirsiniz. Biz metot geliştirme web seminerlerimizde buna yine kısaca değineceğiz. Bu formüller nasıl türetilmiş, nelere bağlı türetilmiş. Ama burada bilmeniz gereken şu, artık günümüzde yazılımlar bunları zaten standartize bir şekilde yapıyor. Mantığını kavramanız ve öğrenmeniz bu aşamada sizin için yeterli. Rezolüsyon nedir ve hangi parametrelere göre ben rezolüsyonu arttırabilirim? Bu sizin için burada daha önemli. Formülü yorumladığımızda ne çıkıyor ortaya? Etkinlik faktörü akış hızı, kolon uzunluğu ve dolgu maddesi partikül boyutlarıyla değişir. Etkinlik kontrolü pik genişliği ile ilgilidir. Rezolüsyon arttıkça pik genişliği düşer. Bu ne demek oluyor? Etkinlik de artar. Etkinlik artarsa bizim pik genişliğimiz düşer. Pik genişliğimiz düşerse rezolüsyonumuz artar. Buradaki yorumlanacak en iyi ilişki budur. Rezolüsyonun bir dakika. Rezolüsyon teorik plaka sayısının karekökünün bir fonksiyonu olduğu için teorik plaka sayısındaki büyük artışlar rezolüsyondan küçük değişiklikler meydana gelir. Yani teorik plaka sayısını ne kadar fazla arttırırsanız arttırın, belli bir aşamadan sonra siz rezolüsyonu çok fazla değiştiremeyeceksiniz. Başta da bahsetmiştik zaten. Teorik plaka sayısını bir yere kadar arttırırsınız. Oradan sonra rezolüsyonu arttırmanız çok da mümkün olmuyor. Rezolüsyonu başta da bundan bir önceki sunumda da bahsettiğimiz gibi ayrım faktörü seçicilikle rezolüsyon çok ilişkilidir. Rezolüsyonu en çok etkileyen de seçicilikteki değişikliktir. Seçimlilik hareketli ve sabit faz bileşimiyle değişir. Bunu zaten belirtmiştik. Rezolüsyonu arttırmak için tercih edilen en önemli yol budur arkadaşlar. Biz metot geliştirme çalışmalarımızda rezolüsyonu değiştirmek istiyorsak ilk parametremiz bizim hareketli faz ve sabit fazın bileşimleri üzerinde oynamaktır. Sabit fazın bileşimini değiştirerek biz rezolüsyonu arttırabiliriz. C18 kolon yerine modifiye edilmiş farklı bir C18 kolon ya da yeni teknolojilere göre üretilmiş farklı silika dolgu maddeleri kullanarak biz iki pik arasındaki rezolüsyonu ideal değerlere ve hatta onun üzerindeki değerlere çıkartabiliriz. Ya da mobil fazımızın oranlarıyla oynayarak rezolüsyonumuzu yine arttırabiliriz. Bunları işte bu bilgiler ışığında metot geliştirme çalışmalarında yapmak gerekiyor. Önceliği neye göre verdiğinizi de işte bu formülleri yorumlama yeteneğiniz belirliyor. Siz bir deneme enjeksiyonu verdiğinizde öncelikle 2 pikli bir çalışma yapıyorsanız piklerin şekillerine bakmanız gerekir, ayrım güçlerine bakmanız gerekir, piklerin tepe noktalarına bakmanız gerekir, pik genişliklerine, pik simetrilerine, pikin dikliğine bakmanız gerekir. Buradaki alacağınız aksiyonları da bu parametreler belirler. Buradaki parametrelere göre siz yorumunuzu yapıp hangisiyle oynayacağınızı, mobil fazla mı oynayacağınıza, hareketli fazla mı oynayacağınıza, sıcaklıkla mı, pH'la mı oynayacağınıza karar verirsiniz. İşte tüm parametreler önem arz eder çünkü metot geliştirme çalışmalarına yön veren parametrelerdir. Şuradaki tabloda da az önce size ifade ettiğimiz etkinlik, alıkonma kapasite faktörü ve seçiciliği arasındaki ifadeyi şurada anlatıyor. Bakın, teorik plaka sayısı ne yapıyor? Belli bir yere kadar arttırıyor. Ama belli bir yerden sonra çok da bir etkisi olmuyor. Şuraya bakarsanız ene. Ama kapasite faktörüne bakın. Kapasite faktörünü size az önce ne demiştik? 1 ile 10 arasında ideal kapasite faktörü bize yeterlidir. Ondan sonraki kapasite faktörleri 20'ye kadar gittiğinizde size rezolüsyonu yani ayrım gücünü çok fazla vermez ama ne yapar? Sizin analiz sürenizi uzatır. Bu da size ekstra bir maliyettir. Metot birim başı maliyetlerinizi arttırır. Gereksiz zamanlar size kaza verir. Onun için kapasite faktörünü biz onun üzerine çıkmamayı çok gayret gösteriyoruz. Bu grafikte de bunu görüyorsunuz. Ama bakın seçicilik nasıl etkilemiş? Neredeyse lineer doğrusal bir şekilde rezolüsyonu arttırmış. Şuralara baktığımızda yaklaşık bir seçicilikte şöyle bakarsak şu noktaya yaklaşık bir seçicilikte bizim rezolüsyonumuz 0,76'larda falan şöyle bakarsak 0,6'larda seçicilik 1,2'ye çıktığında bizim rezolüsyonumuz neredeyse 2'nin üzerine çıkıyor. Burada seçiciliğin rezolüsyon üzerindeki etkisini de çok açık bir şekilde görüyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Biz rezolüsyonu arttırmak istiyorsak öncelikle seçicilik parametrelerini arttırmaya çalışıyoruz. Seçicilik parametreleri de neden etkileniyordu? Kolondan, akış hızından,
kolonun özelliklerinden, sıcaklıktan etkileniyordu. O zaman biz öncelikle bu parametrelerle oynayıp daha sonra farklı yöntemlere geçmemiz gerekiyor. Bakın burada yüksek rezolüsyona sahip bir piki görüyoruz. A piki ve B piki çok iyi seçiciliğe sahip. K faktörleri, kapasite faktörleri oldukça iyi. Seçicilikleri iyi. Pik şekilleri gayet güzel. Pik tepeleri oldukça sivri. Ve mükemmel bir ayrım sağlamışlar. Muhtemelen rezolüsyonu da 2'nin üzerinde bir rezolüsyona sahip. Hesapladığımızda o rezolüsyonu bulacağız. Buna da biz yüksek rezolüsyonlu yani yüksek çözünürlüklü ayrımlı bir kromatogram diyoruz. Yeterli rezolüsyona sahip bir kromatograma bakacak olursak, bakın pikler birbirine yaklaştı. Hatta piklerin tepe noktalarının bitişi yani baseline noktaları birbirine biraz girmiş. Bu bir yeterli bir rezolüsyondur ama çok iyi bir ayrım olduğunu burada söyleyemeyiz. Böyle bir kromatogramla biz hangi yola başvururuz? Bunları ayırma yoluna başvururuz. Bunları ayırmamız gerekir. İşte burada şuna karar vereceğiz biz. Öncelikle sıcaklıkla mı oynayalım? Basınçla, kolonla mı oynayalım? Kolonun kimyasal yapısıyla mı oynayalım? Ya da farklı parametrelerle, mobil fazın parametreleriyle mi oynayalım? Buna karar vereceğiz. Bundaki önceliklerini sizin metotta bir önce yaptığınız çalışmalarla ya da varsa akademik ya da farklı farmakopi yöntemleriyle gidebilirsiniz. Biraz geçmiş tecrübelerinizi de kullanarak ve yaptığınız birkaç çalışmayı da bu yöntemle ilgili çalışmayı da kullanarak metot geliştirmeye burada devam edebilirsiniz. Yetersiz, düşük rezolüsyonlu bir kromatograma bakacak olursak görüyorsunuz A ve B pikleri neredeyse birbiri içerisinde tamamen girecek durumda. Yani %30, %40'ı neredeyse iç içe girmiş bu piklerin. Burada biz yeterli bir rezolüsyon sağlayamamışız. Bu çalışmayı yapamayız. Bu şekilde biz bir analiz gerçekleştiremeyiz. Çünkü burada yapacağınız analizler size ciddi miktarlama sorunları getirir. Çünkü bir girişim vardır. A pikinin bir kısmı B'ye, B pikinin bir kısmı da A pikine girmiştir. Biz bunu ayırma yoluna gideriz. Az önce dediğimiz gibi sıcaklıkla, mobil faz bileşimiyle, kolon bileşimiyle oynayarak bu kromatogramı daha güzel, yüksek rezolüsyonlu kromatograma yaklaştırmaya çalışırız. Ve rezolüsyonumuzu 1'in, eğer istiyorsa farmakopide 1.5'in, 1.2'nin üzerine çıkartmaya çalışırız. Simetri faktörü, evet, bu da oldukça önemli. Size az önce de bahsettim. Piklerimiz bizim oldukça simetrik olmak zorunda. Her zaman çok simetrik pikler elde edemiyoruz. Bazen pikin simetrisi kayıyor. Bakın burada, şuradan bakalım. Bu pikler ne kadar güzel, değil mi? Göze de hoş geliyor. Sağ ve sol tarafları oldukça simetrik. Ben bu piki şu tam ortadan bölmüş olsam şöyle. Şöyle bölmüş olsam neredeyse sağ ve sol ayna görüntüsü. Biz bu pike simetrik pikler diyoruz. Bizim kromatografide istediğimiz pikler de bu pikler. Mesela buradaki görmüş olduğunuz pik çok simetrik değil. Göze de zaten hoş gelmiyor. Sağ tarafı ve sol tarafı birbirinden biraz farklılaşmış. Simetri faktörüne biz S olarak S simgesiyle isimlendiriyoruz. Aynı zamanda kuyruklanma faktörü olarak da biliniyor. Birçok yerde kuyruklanma faktörü ibaresini görürsünüz. Pikin simetri derecesini gösteren bir katsayıdır aslında bu. Pik ne kadar simetrik olduğunu biz bu katsayıya bakarak anlayabiliriz. Simetri faktörümüz 1 ise bizim pikimiz oldukça simetrik bir piktir deriz. Nasıl hesaplanır? Yine burada bizim pikimizin yüksekliği ve taban genişliği oldukça önemli. Şöyle yapıyoruz. Pikin tepesinden tam baseline dediğimiz tabana bir çizgi çiziyoruz. Ve baseline'ı da belirliyoruz, çiziyoruz. Ve böylelikle biz tepe yüksekliğini tespit etmiş oluyoruz. Şu noktadan, şöyle göstereyim. Bu noktadan baseline'a kadar olan nokta bizim tepe yüksekliğimiz. Tepe yüksekliğinin %5'i yükseklikse yani 1 bölü 20'si yani %5'i yüksekliğe tekrardan bir çizgi çekiyoruz. Bakın şu çizgiyi çekiyoruz. Şimdi tepeden baseline'e indirdiğimiz yükseklik ve çizdiğimiz bu yüksekliğin solunda kalan yani şu alan şöyle çizelim. Şurası şu ifade bize ifadesini veriyor. Öncelikle biz buradaki genişliği buluyoruz. Örneğin 0.5 santimlik bir genişliğimiz var. Ve şu zemin genişliğini buluyoruz.
Evet. Formülize edersek S'i 0,5'teki tüm genişliği, yani şu bir dakika, şu dedim sonucu. Şu genişliği bizim F genişliğimiz ve şu genişlik bizim V genişliğimiz. Bu genişliğin, ya özür dilerim, şurası yanlış oldu. Şu genişlik F genişliği, bu genişliğin tamamı da V genişliği. V'nin F'e bölümü bize 2 ile çarpılıp F'e bölünmesi bize simetri faktörünü veriyor. Ve böylelikle simetri faktörünü tespit etmiş oluyoruz. Yine bu işlemi bize yazılımlar otomatik olarak veriyor. Bu formül otomatize edilerek yazılımlara tanımlanmış. Biz simetri faktörünü proses işlemlerinde aktif hale getirdiğimizde yazılım otomatik olarak bunları kendisi çiziyor. Bizim az önce elle yapmaya çalıştığımızı çiziyor. Bu uzaklıkları, mesafeleri belirliyor ve bize simetri faktörünü veriyor. Bakalım simetrik pikler ne şekilde, simetrik olmayanlar ne şekilde adlandırılıyor? Biz simetri faktörünün 1'e eşit olduğu durumlardaki piklere simetrik pikler diyoruz. Burada ne oluyor? A ve B genişlikleri birbirine eşit oluyor. Fronting dediğimiz, yani önden kuyruklanma yapan piklere de biz S değeri, yani simetri faktörü birden küçük olan piklere burada da ne olmuş? A değeri B değerinden daha yüksek olmuş. Az önceki F olarak adlandırdığımız veya V değerinden oldukça büyük. Bu da önden kuyruklanma yapmış. Buna da fronting pikler diyoruz. A değeri eğer B değerinden küçükse buna da tailing pikler diyoruz. Yani sağ tarafa kuyruklanma yapmış piklere de tailing pikler diyoruz. Bu piklerde de simetri faktörü genellikle birden büyük oluyor. Biz simetri faktörünün ideal olarak 1'e yakın olmasını isteriz. Genellikle kromatogramlarda simetri faktörü hesaplanır ve bunlar farmakopilerdeki aralıklara göre verilir. Mesela farmakopide der ki simetri faktörü 0,8 ile 1,2 arasında olmalıdır. Eğer biz bunu sağlayamıyorsak o kromatogramda o analizde doğru bir kromatogram elde edememişiz demektir ve doğru bir çalışma da gerçekleşmemiş demektir. Özellikle kalite kontrol analizlerinde bu parametreler çok önemli. Eğer bizim sistemimiz bu parametrelere uymuyorsa zaten sağlıklı bir analiz gerçekleştirememiş oluyoruz. O analizi de raporlayamayız. İlaç sektöründe eğer çalışanlar varsanız da bunları çok sıklıkla görüyorlardır. Basınç. Biliyorsunuz HPL sisteminin temel prensibi basınç. Basınç bu sistemler için oldukça önemli. Biz yüksek basınçlarda 400 barla 600 bar hatta 10.000 bar, 1200 bar gibi sistemlerde çalışıyoruz. HPLC dediğimizde de 400 barlık sistemlerde sıklıkla çalışıyoruz. Onun için basınç bizim HPLC sistemimizin kalbi niteliğinde. Birçok parametrede basınç engelleyici unsur oluyor. Biz bazen kolonları değiştirerek basınca takılıyoruz. Kolonu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Başka bir kolona geçmemiz gerekiyor ya da çözeltileri değiştirmemiz gerekiyor. Basıncı belirleyen parametreleri şöyle sıralayabiliriz o zaman. Solventlerin viskozitesi, yani bizim çözücü olarak kullandığımız ya da hareketli faz olarak kullandığımız solventlerin viskozitesi oldukça önemli. Bu basıncı çok etkileyen unsurlardan biri. Akış hızı yine çok önemli. Akış hızı arttıkça bizim back pressure dediğimiz geri basınç artar. Kolon uzunluğu yine önemli. Kolon çapı, partikül büyüklüğü oldukça önemli. Şimdi formüle baktığımızda bir basınç değişimi bize formül veriyor. Viskozite ile akış hızını çarpıp kolon uzunluğuyla çarpıyor ve kolon geçirgenliği, kolon yarıçapı ve partiküle bölüyor. Bu basınç değişimini de yine yazılımlar bize verebiliyor. Yine yazılım üzerinden bulabiliyoruz ama burada yorumlamamız gereken önemli etken şudur. Partikül çapının basınç değişimi üzerindeki etkisi arkadaşlar. Partikül çapları biliyorsunuz çok çok küçük mikron boyutunda partiküllerle çalışıyoruz biz kromatografide. 1,7 partikül boyutundan 5 mikronluk partikül boyutuna kadar çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Bazen 10 mikronlara kadar da çıkabiliyor bunlar. Partikül boyutu küçüldükçe bakın partikül boyutuyla arasında partikül boyutu küçüldükçe ne oluyor? Bizim basıncımız, yani geri basıncımız da artıyor. Çünkü şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bizim hareketli fazımızın kromatografik olanın içerisinden geçeceği alan daralıyor ve böylelikle hareketli faz kromatografik olanından geçemiyor.
ve geri basınç uyguluyor. Böylelikle bizim HPA sistemimizde aldığımız basınç artıyor. Ne yapmak gerekiyor burada? Özellikle metot geliştirme çalışmalarında basınç denemeleri öncelikle yapılabilir. Bizim solventlerimizde kromatografi kolonunun ne basınç vereceği önceden tespit edilip metot çalışmaları o şekilde yapılabilir. Eğer biz böyle bir şey yapamıyorsak, bunu fiziksel olarak deneyemiyorsak, burada gördüğünüz formülden yaklaşık basınç değişimini hesaplayabiliriz ve ona göre kolonda seçme yoluna gidebiliriz. Bazen kolon seçimlerinde bu formülü kullanmak işe yarıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitimimiz bu kadar. Yine yaklaşık 50 dakikalık bir eğitim oldu. Yine tabii anlatamadığımız birçok detay var. Buradan öğrenmenizi istediğimiz aslında bu parametrelerin yüzeysel olarak ne olduğu ve ne şekilde etkilendiğiydi. Sayısal hesapları oldukça karmaşık ve kompleks sistemler. Metot geliştirme çalışmalarını anlatacağımız web seminerinde bunlara detaylı olarak değineceğiz. Sorularınız varsa bu bölümde cevaplamak isteriz. Sorularınızı burada bize sorabilirsiniz. Yoksa bu akşamlık eğitimimizi de bitirebiliriz.